Önümüzdeki yerel seçimler bu sorunların çözümü için hayli önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle belediye halkın sırtını dayadığı ve umudunu yeşerttiği odaklardan biri haline gelmelidir. Bu kapsamda bizler şehrimiz Dersim'de halk inisiyatifi birleşenleri, Türkiye Komünist Hareketi ve Demokratik Halklar Platformu olarak kimsenin evsiz kalmaması, göçün durdurulması ve geri dönüşlerin sağlanması için şehri yeniden kurma idealleri doğrultusunda bağımsız belediye başkanı adayı Hüseyin Aygül'ü destekliyor, yanındayız ve birlikteyiz diyor. Yönetimleri yerel yönetimi hayata geçirmesi. Çok sevmiştim. Gerçekten güzel bir şey. Bu kent ekonomisine, istihdamına, işsizliğine, göçüne ciddi bir katkı sunacaktır. Ama sonra bir baktık ki ya bu bir söylem olarak kalmış. Birkaç kişi bir araya gelmiş, bir kooperatif kurmuş. Orada kendi atlarına, mavul, fasulye, benzeri şeyler üretip satıyorlar. Kendi kişisel ticaret, hepimizin kişisel bir ticareti var. Bütün esnaflar, işletmelerin bir yerde ticareti var, işi var. Ama siz bunu kamu adına yapıyor musunuz, halk adına yapıyor musunuz? O yaptığınız üretimi belediyenin kasasına para olarak, maddi olarak koyup onu halka hizmet olarak mı götürüyorsunuz? Kişi olarak mı getiriyorsun? Burada baktığımız zaman işte bunun boşta kaldığını, bir değer ifade etmediğini görüyoruz. Bunları yaşadık. Hepsi demokrasi adına geldi bu kente. Biz neyi duyduk? Emek İttifakı, Demokrasi İttifakı vesaire vesaire. Şimdi Sayın Aygün kusura bakmasın, bilmem ne ittifakı, saygı duyuyorum. Tabii hepsi ittifak. Ama arkadaşlar bakın, iktidar olunca ne diyoruz? Kendi halkla beraber yönetiyoruz. Kimdir bu halk? Bir sorgulayalım. Sadece bir siyasi kimlikten mi oluşuyor? Halkın gerçekten tarafı olan halkla birlikte mi oluşuyor? Anlam katan siz büyüklerim, siz abilerim, siz ablalarımsınız. Eğer bu toprakları özleyip de tekrar geri döndüysem sizler bana umut olduğunuz için geldim. Biliyorum ki evet Dersim'in üzerinde bazen umutsuzluk bulutları dolaşıyor. Ama inanıyorum ki hep birlikte var olan bu zenginliğimiz, doğamızdan hareketle gerek tarım sektöründe gerekse ekoturizmde çok güzel projeler geliştirerek üzerimizdeki o gri bulutları hep birlikte dağıtabileceğimize inanıyorum. Bizim kuşak çocuklarından ayrı büyüyor, ayrı yaşıyor şu anda. Yani çocuklarını göremeden ölecek ailelerden bahsediyoruz. Bu bizim tarihimizde hiç yaşlarımızın anlatmadığı bir şey. Erdoğan Çiçek benim 30 yıl boyunca Bayburt'tan arkadaşım, Dersim'in bütün köylerinde izi var, Siviç'te. Londra'ya çocuklarının gitmesinde katkıda bulundum geçmişe. Birilerini aradım, referans aradım. Çocuklar gitti, 10 yıldır oraya yerleştiler. İş buldular, sıradan işler. Ağır işçiler, emekçilerin çalıştığı işler, taksicilik, bebek bakıcılığı, bir lokantada çalışmak gibi işler. Oysa bu çocuklar Türkiye'de en itibarlı üniversiteleri okumuştu. Kızı da oğlu da. Erdoğan bana şöyle dedi. Biz dedi bu çocuklar niye yaptık Hüseyin? Çocuklar niye dünyaya getirdik? O kadar duygulandım ki. Şimdi benim oğlum Hollanda'da okuyor son sınıfta. Çok şükür bitirip bitirmez dönecek, hiç sevmedi Avrupa'yı. Demek ki dediğimizde memleket sevmek gibi bir özelliğimiz var. Ama bütün ailelerin durumu böyle. Çok büyük bir umutsuzluk var. Ben iki ay evvel yazdım. Neden dersin boşalıyor, neden dersin terk ediyor diye bir şey yazdım. Çözümü sunmadım orada. Arkadaşlar, buna teslim olacak mıyız? Sorun bu. Yani bu tabloyu kabul edip, evet dersin yenildi. Bizi sel seferleri, tarih boyunca başımıza gelen korkunç hadiseler, zorunlu iskan yasaları değil, kendi kendimize sahip çıkamamamız, kendimizi yönetemememiz, kendi karnımızı doyuramamamız, çocuklarımıza bir ev tutup mobilya alıp onların burada iş kurmasını sağlayamamamız yüzünden Dersim yenilecek. Bunu kabul edebilir miyiz? Aslında soru bu. Beni de Ekim ayından beri harekete geçiren soru, beni üzen, ruhlarını kaçıran soru buydu. Bu şehir için ne yapacağız? Bu şehirde Atatürk Mahallesi'nde yeni bir popülasyon oluşuyor. Bingöl'den en azından her yerden insanları geliyor. Lokantalar açıyorlar, ev kuruyorlar, yeni bir popülasyon kuruyor. Orada seçimlerde, yerinde Burak kökenli olan bir polis eşi, muhtar seçildi.
Şehrin popülasyonu dönüşüyor. Hemen söyleyeyim. Popülasyon değilsin, hiçbir zararı yok. Gelen hoş gelsin. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Ama bizim de şehrin asıl sahipleri olarak bu kadar anılara, mezarlara, mitolojiye, düzgün babaya, muzura, efsanelerle büyümüş bir halkın evlatları olarak bu kadar büyük bir tarihe sahip olan bir halk olarak herhalde burada yaşama hakkımız var. Burada ağzından düşemeyiz. Benim belediye başkanlığımın özünde bu soru işareti yapıyor arkadaşlar. Bunun için geldim. Başka hiçbir amacım yok. Ben bu Mayıs ayında tıpkı bir hücrede kalan siyasi tutuklu, çoktan bırakılması gereken ve özgürlüğü pazarlıklara konu olan Selahattin Demirtaş gibi aktüel siyaseti bıraktığımı yazdım. Aktüel siyaset yapmayacağım dedim. Mayıs ayında. 6-7 ay evvel. Ama Mayıs'tan sonra Türkiye'de ve Dersim'de öyle şeyler oldu ki 14 bin gencimiz Dersim dışına gitti. Bunların çok büyük bir çoğunluğu Kanada'da. Kanada'dan, Brüksel'den, Almanya'dan, Berlin'den, kamplardan, tren istasyonlarından inanın kaç kişiye doğru ve doğruyu zorlayarak referans yazdığımız sayısını biliyorum. Mayıs ayından beri. Bir haftada 6-7 tane ailenin çocuğuna, Dersim'in her yerinden referans yazdım. Aranıyorlar, taranıyorlar, köyleri yakıldı, oraya yerleşmeler lazım. Eylül gibi dedim ki ne yapıyorum ben? Ya bu çocukların bu şehirden gitmesine, şehrin yok oluşuna referanslar yazarak objektif bir katkıda bulunuyorum. Bana hep söylüyorlar bu şehir ne olacak, ne yapacağız diye. Eylül'de bir şey beni çarptı ve arkadaşlar Ankara'da görüşmelere başladım. Bu şehri kurtarmak için biz ne yapabiliriz? Laf değil. Ben dahi hepimiz son 30 yılda laf yaptık zaten. Şimdi iş yapmak istiyoruz. Ankara'da yaptığım görüşmelerde modern bir şehir nasıl kurtuluyorsa, modern bir şehirde yoksullara nasıl konut yapılıyorsa, modern bir ilçede Buca gibi, Denizli'nin küçücük bir beldesi gibi nasıl depreme karşı evler güçlendiriliyorsa onun yöntemlerini öğrendim. Yani ihtiyaç beni yerelde düşünen ve araştıran bir bireye dönüştürdü. Belki hepinizden bir parça farklı olarak çok ağır bir sorumluluk ve üzüntü duygusu eşlik ediyordu bana. Bu temelde arkadaşlar Ankara'da uluslararası bankalarda, uluslararası finans kuruluşlarında, Avrupa Birliği'nin çeşitli temsilcileriyle bir dizi görüşme yaptım. İşte kahvelerde, evlerde her gün duyduğunuz bin konut projesi öyle ortaya çıktı. Hemen söyleyeyim, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Ekrem İmamoğlu, yani Sayın Tunç ve İmamoğlu, yoksullara konut yapıp satmayı son 5 yılda başaran iki örnek belediyedir. Bize çok ulaşılmaz geliyor. Çünkü az evvel kıymetli belediyenin de çok sert bir üslupla eleştirdiği son 5 yıldaki yıkım, yani son 5 yılda bırakın yoksullara konut yapmayı, bir tavuk kümesinin bile yapılmamış olması tabii bin konut dediğinizde insanlarda müthiş bir güvensizlik yaratıyor. Ama arkadaşlar bunların hepsi oluyormuş. Ankara'da 3 ayrı ekiple konut yapmayı, hastane yapmayı, kreş yapmayı, yoksulları güçlendirmeyi öngören programları değerlendirdik ve planladık. Belediyecilik asla benim işim değil. Ben hayatımı ceza hukukuna atladım. Genç bir insanken Malatya'da, Erzurum ve Diyarbakır DGM yollarında gidip geldim. 30'lar boyunca, yani 14 gibi uzun yılımı başta kendim DGM'de yargılanarak DGM yollarında harcadım. Yerel yönetimi, yatırımı, finansmanı, planlamayı bilmiyorum. Benim işim değil. Bu salonda muhatapları var. O arkadaşlara bir yıl evvel söyledim. Sahneye çıkın, bu şehir ölüyor. Aday olun. Biz artık birazcık halkının ağabeyi olan kişiler siz gençleri desteklesinler diye. Ama arkadaşlar yıkım o kadar büyük ki bizim aydınlarımızda da umut kalmamış. Uzun sözün kısası, Ekim ayından beri yaptığım bütün görüşmelerde bu şehrin nasıl yeniden ayağa kaldırılacağına, bu şehirde bir İTÜ mezununun, ODTÜ mezununun, Bilkent mezununun, Boğaziçi mezununun gelip iş kurup, gelip burada herhangi bir kamu kurumunda işe girip veya özel ofis açıp yaşayabileceğine başta kendim ikna oldum. Biz kendi çocuklarımızın bu şehirde yerleştiği, yaşadığı bir kent kurmalıyız. Karşılığı, referans aradığı gibi Kanada'da, Ottawa'da bulaşıcılık, bebek bakıcılığı yapmadığı yeni bir kent kurmalıyız. Benim adaylığımın gerisinde sadece bu fikir yatıyor. Partilere bakalım, siyasi partilere bakalım. En önde gelen, benim de ideallerimi hacırladığım, gençken içinde kaldığım, burnuna dayak yediğim,
DGM'de tutuklandığım, son 15 yılda hep desteklediğim Emek Partisi, Demokratik Haklar Federasyonu den gibi oluşumlara bakalım. Ben haftalardır bunların tartışmalarını izliyorum ve bir ders sınırı olarak arkadaşlar sadece duyduğum, hissettiğim duygu derin bir utanç. İlçeleri size vereceğiz, ili biz alacağız, size iki tane başkan yardımcısı. Dersime dair hiçbir şey duyuyor muyuz arkadaşlar? Dönüp kendime diyorum ki ya ben gençliğimi nasıl bu hareketlere atalım, nasıl bu kadar büyük bir yanlışlık yaptım? Kendime sorduğum sorulardan bir tanesi de bu. Dersim diye hiçbir gündem yok, dersime dair hiçbir hazırlık yok. Bakın, devletin valisi bile şurada kaç gündür tatbikat yapıyor. 17 tane okulun yıkılacağının açıklaması yapıyor. Diğer okullar güçlendiriliyor. Bizim bir belediyemiz var, ne anlayız değil mi? Az evvel Sayın Belediye'yi üslubu nedeniyle sert olduğunu söyledim. Ama eleştirilen hepsi doğru değil mi? Ne kadar üzücü. Ve ne kadar büyük bir yıkım. Halkın seçtiği insanların böyle büyük bir umutsuzluk yaratarak çekilmesi ve hala iş başında olan belediye başkanının Türkiye'nin en büyük şehrinde bir ilçeye gidip aday olması, bu depremde bir yıkım tehlikesi var ki. Çok çok üzücü şeyler bunlar. Yani bunları bana biri yıllar evvel söyleseydi, inanın ki birinin halkımıza beddua okuduğunu düşünebilirdim. Bu başımıza gelebilecek en kötü şey. O anlamda belediyenin eleştirilen hepsi doğru. Belediyede bir arkadaş vardır. Çıktı, benden izin aldı. Çok ağır şeyler söyleniyor dedi başkanımız için. Ben de hanımefendiye dedim ki burada serbest kürsü var, lütfen gelin konuşun. Cevap verdi Dıdır Bey yanlış bir şey söylediyse, hayır dedi, ben dayanamam. Bu eleştirilere çıktı, keşke kalıp düşüncelerini söyleseydi. Maçoğlu tabii ki Dersim'in adını dünyaya duyurdu. Tabii ki komünizm fikrini sevdirdi. Tabii ki Dersim'lere karşı mevcut önyargıları yıktı, katkıları da var. Asla kaliyetten ayrılmamalıyız. Tabii ki bizim içimizden çıktı ve Kadıköy'de başarısını istiyoruz. Ancak bu şehirdeki tablo çok üzücü ve duyduğumuz umutsuzluğun gerisinde de bu var. Ben çok uzun notlar aldım, 15 notlarıma bakmadım. Sadece şöyle söyleyeyim size. Bu şehrin kadınlarını, gençlerini, hastalarını, yaşlılarını, çocuklarını tekrar yaşanabilir bir şehre kavuşturacağız. Ben bunun için adayım. Siyasi, ideolojik hiçbir planım yok. Geldiğinde başta yaşlılar mı şöyle diyorlardı. Ama bu senin makamını düşürmüyor mu? Gelip belediye başkanı olacaksın. Her milletvekili olan milletvekili oldu gitti. Gelip belediye başkanlığına aday olman doğru mu? Bu bir makam yetimi değil mi? Şöyle söyleyeyim. O makamlar 30'lu yaşlardan beri bizim gözümüzde yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Çok ilginç. Sosyalizmin belki katkısı buydu. Çünkü bu makamlar hepsinin biz bir işçinin emeğinden, yaşamından daha büyük olmadığını öğrenmiştik. Ve bu doğruydu. Sosyalizm çok büyük bir dünya görüşü. Hala sosyalizm. Ama dönüp bir şehri yeniden inşa etmek kadar halkın gönlünde makam yaratacak bir eylem olabilir mi? Adanmışlık çok güzel. İşte Dersim'deki partilere adanmış birçok arkadaş var. Hepsini anlayışla karşılıyorum. Ama bir halka adanmışlık kadar büyük bir şey olabilir mi? Kendi halkına hizmet etmek kadar. Onu kurtarmak kadar. Hep birlikte bu halkı kurtarmalıyız. Eğer yapamazsak gelecek kuşaklar, çocuklarımız, torunlarımız bizi lanetler. Açık söyleyeyim. Bizden hesap sorarlar. Benim rüyalarıma giriyor zaten çocuklarımız. Dünyanın her tarafına gidenler rüyalarıma giriyor. Biz niye doğduğumuz şehirden ayrı dünyanın çeşitli kentlerine daldık ve sürmüyoruz diye. Oraya giden 10 binler adına bunu başarmalıyız arkadaşlar. Bu kurduğumuz platform, bu gönüllü arkadaşlardan oluşan platform, çeşitli görüşlerden Dersimleri bir araya getiren platform bunun için kuruldu. Partiler görevini yapsaydı hiç böyle bir platform kurmayacaktık. Çok özetle başta deprem olmak üzere bütün meseleleri çözmek ve 25 saat çalışmak için bir araya geldik. Bunu başaracağımızı biliyorum çünkü Ankara'daki görüşmeler bende çok büyük bir umut yarattı. Ekim ayına kadar ben de çok umutsuzdum. Bu planları önümüzdeki haftalarda 2 ve 3 lansman ile deprem lansmanı, yoksulluk lansmanı, planlama lansmanı gibi başlıklar altında Dersim halkıyla sizlerle bu salonda paylaşacağız. Kırmızı Dağ'dan gelen arkadaşlara hemen söyleyeyim, salonda arkadaşlar var. Projeyi kaldırıp çöpe atacağız arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Halkın istediği hiçbir şey yapamayız.
Zaten yapılmıyor. Bakın kaç yıldır planlanmış bir proje. Halk istemiyor ve adım atılmıyor. Biz yepyeni bir yerde ve bugünkü mekanizmalarla değil, son tekniğe göre çöpleri dönüştürecek yeni bir mekanizma kuracağız. Bu çalışmalarda tekrar ediyorum. Kaynağımız Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa İmar Bankası. Bu kurumlarla çalışacağız. Kaynağını açıklayan bir platformuz. Bu Avrupa'da gece yapmakla, Dersimlerden gönüllü yardım toplamakla çözülecek bir şey değil. Ama biz adımlar attıkça, size burada söylüyorum, ileride göreceğiz hep birlikte, Dersim'de iş adamlarının da nasıl kendi kentleri için milyonlarca euroyu toplayacağını, burayı ayaklandıracağını göreceksiniz. Onlar da bizden olumlu bir örnek bekliyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar, bu duygularla sahneye çıktım. Bu duygularla sahnedeyiz. Sözlerimi 6 Şubat depremde kaybettiğimiz ve dün andığımız Mehmet Yıldırım'ı ve Bakanın Murat Kurum'un İstanbul adayının bir suç insanla sayısını ifade ettiği yüz binlerce ürünün hatırasına ve dün Bahçeli Osmaniye'de kaybettiğimiz şoförümüz Mazgirtli Mustafa abiye ve kişisel olarak kaybettiğim Dersim'in çınarlarından kendi amikalliğimin Fatma Kırmızıtaş'a saygıyla bitiriyorum. Başaracağız arkadaşlar.